Şimdi üniversiteye gidişim dediğim gibi doktor Ayten bana bir pencere açtı. Bölüm olarak neyi şey yaptı, hiç önerdiniz? Tıp dediğinde tektir. Hı-hı. Unutmasın bunu kimse. Hı-hı. Tıp tektir. Evet. Anlamı da hastayı tedavidir. Evet, evet. Teşhis tedavi. Anladım. Bitti. Bununla ilgili bilimler, yardımcı bilimler olur. Lojiler okul verir. Hı hı. Şimdi Ayten Hanım'dan sonra ben kararımı verdim yani. Gideceğim. Ama nereye? Bir de o. Nereyeden evvel olgunluk imtihanlarımız vardı bizim o zaman. Hatırlarsınız. Ben olgunluk imtihanlarını geçtik ama diplomamı gidip imzalamadım. Cemaat meclisi liderinde o ilkten şeydi, o bir doktor bilmem kim. Hı hı. Neyse es geç. O güne de Rauf Denktaş'tı. Hı hı. Benim karar verdiğim zaman. Hı. Gelip Lefkoşa'dan bunu imzalatmam lazım ki hazırlanabileyim. Evet. Hazırlık da neydi? Çıkacağım gideyim, müracaatlarımı yapayım. Ondan sonra onların imtihanlarına gireyim. Evet. Yani şimdiki merkez sistemdir. Evet, 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 evet. Ben Ayten Hanım'da tıp olarak aldım bu şeyi. Hı-hı. Gücü. Hı-hı. Gördüm de yaptıklarını. Hoşuma gitti. Hı-hı. Yani o çalışmaları. Hı-hı. Otopside. Hastanın neden öldüğünü bulur orada. Hı-hı. Organları gördük falan falan. Bana bir de orada Gitcho isimli, hı hı, morgda çalışan bir teknisyen diye aslında yardımcı olan veyahut beni bu işe teşvik eden, kendi değil söyleyerek hareketler ne yaptı bana? Otopsi yapılacak kişinin küçük bir delicik açarak böyle eliyle girer ve bulurdu şeyi. İstediği organı koparırdı. O zamanlara yoga var, bilmem ne var. Yahut içeride kurşun varsa kurşunu kaybettirirdi. Soktu beni içeri. Her gün böyle böyle dedi. Anlaştık. Samimi olduyduk çünkü kendisiyle. Malum ya Sodeli'nin adamı olduyduk biz de. Güvenirdiler. Bir de o yani elini, ben de bana sokturdu. Elimi girdim içeride falan şeyi bulduk. Neydi o zamanlar? Unuttum onu. Böbrek miydi? Neydi? Söktük. Söktük ve dedik. O da yani insan görünmeyen bu vücudun içinde neler var? Ve bunların tedavileri nasıl olur? Teşhisleri nasıl olur? Bunlarda yorduydu kafamı. Merak ettim. Tıp dedim. Gittim. Ama Ayten Hanım bana ilk bu şeyi verdi. Evet. Sonra diplomayı yapacağız. Aceleyle Lefkoşa. Geldim cumartesi. Öğleye kadardı. Cumartesi. Benim de o gün boşum vardı. Çıktım. Saat 1 Lozan vardı o zaman. Lozan'dan gelirdik. Tabii başka konularda Garidas'dan, Maridas'dan falan. Şimdi tarif ettilerdi bana Denktaş Bey'in ofisini. Cemaat meclisinin karşısında. İş bankasının yanında verir falan. Yok karşısında tam. Tamam gittiğiniz buldunuz. Ha, şimdiki Ergin Saray, Ergin Birinci'nin olduğu yer. Gittim. Sekreter oturur orada. Neydi dedi. Efendim dedim ben böyle böyle mesela. Aman dedi Denktaş Bey kaçıyor dedi. Şimdi çıktı. Çantasıyla gider o da. Arabaya binecek kaçsın. Koşayım dedi yetişeyim. Çıktı, hızlı koşarak gitti. Ne konuştuysa konuştular. Denktaş Bey döndü aynı şekilde çantacıyla geldi. Ne bileyim bu oğlum senin derdin bütün dert yani benim imzamı da geldin. Hoş geldin, sabah geldin. Efendim dedi ki işte, durum şimdi Denktaş büyük adam o günlerde. Biz daha kaçsaydın dedi ne olacaktı? Tahsilin ne olacaktı efendim? Daha tanışmayız biz de. İlk defa görüyorum adam. Hiç dedi ben sizi bırakırım ya dedi. Bırakmadınız dedim.
para müdürü sanırım. İmzaladı. Biz hayata başladık. Yani, tıbba gittim. İstanbul, Ankara, İzmir, Hacettepe. Hepsini başardım. Hepsi alacak. Hacettepe'de yalnız tıbbi teknoloji vardı. İki senelik bir çalışmadan sonra tıbbiye geçme hakkımız doğardı. Doğardı. Çünkü ilk iki sene şeydi. Temel bilimlerdi. Evet. Temel bilimlerde, sosyal bilimlerde vardı bizim. Fizik, kimya, biyoloji haricinde. Şimdi bu durumda ben Ayten Hanım'a açtım telefon imtihanından sonra. Bir şeyle nasıl olduysa ya telefon açtık işte. Dedik böyle böyle. Sen dedi gene Hacettepe'yi seç dedi. Geleceği var onun. Hangi bölüm olursa olsun dedi. Hiç önemli yok. Peki de şeytan puştu derler ya. O itti ki bana nasip oldu. Yıl 69'da laboratuvarlar konusunu ele almak. Tıbbi laboratuvarlar konusu memlekette. Ve geliştirmek. Yıl 69'da çünkü işe başladım burada. Herhalde üniversiteye girişim. Teknolojiye girdin yani. Tıbbi teknoloji. Yani tıbbi yerleri hep aldım. Mesela Ankara'da üçüncü geldiğim Sait Bey vardı gene Lemos'undan. İkinci, o üçüncü bendi. Yoksa neyse. Üçüncü, dördüncü neyse. Bizim altımızda Erol bizim ve Zeki Rahmetli vardı. Biz ikimiz çekildik, o ikisi girebildi. Kıbrıs'tan kontenjanlar var tabii. Kontenjanlar mevzuydu. Orada o olduydu. Şimdi bu durumda 62 oluyor, 63 oluyor Türkiye'de olduğumuzda 63 bak Ağustos'unda gittim. Evet. İmtihanları yaptım. Geri geldim. Bir ay kadar kaldıydım burada. Ve tekrar döndü Türkiye'ye. Ama olaylardan 21 Aralık'tan bir 15-20 gün evvel. Yani okulların Eylül'de neydi açılır işte. Eylül'de, Ekim'de açılır. Döndük. Başladık biz okula. Burada olaylar çıktı. Kasım'da. Evet. Aralık'ta. Evet. Yıldır. Artık Ankara'da, şurada, burada, İstanbul'da bir sorun olaylar çıktı. Şimdi sen Ankara'da tabii. Tıbbi teknolojide öğrencisi Hacettepe'de. Olaylar oldu. Şimdi olaylar olunca nedir o dernek vardı, cemiyet vardı, Kıbrıs Türk cemiyeti. Kültür Derneği. Ertuğruloğlu. Onunla temasa geçtik. Mehmet Ertuğruloğlu. Anladım. Mehmet Ertuğruloğlu. Elçi. Kıbrıs elçisi. Evet, ona evet. Bir baskı yapalım diye. Hatta o bilir yollardı. Evet. İsterim gidelim biz Kıbrıs'a. Ben isterim gideyim Kıbrıs'a. Duyduydunuz. Yani iki gidiliyor Erenköy'e. Yok. Erenköy'e. Erenköy'e pası yoktu daha. Kıbrıs'a. Derken. Ama ailenin Kıbrıs'ta yanına gelmiyor. Tabii. Nasıl olacak? Kuş ne olarak? Bir sürü şeyler oldu. Uçak ayarlamayız. Hiçbir şey ayarlanmadı. Çoğu der şu oldu, bu oldu. Hepsi kafadan atar. Evet. Orada olan. Mehmet Ertuğrul'u hiç gizliyoruz. Açık söyleyeyim. Oturduk, içtik de biz. En açık dille söyledi. O zaman. Türkiye'nin bu programı var. Bir programı var. Bunu da uygulamak için zamana ihtiyaç var. Burada dedi, ön hazırlıklar yapılmadan hiç dedi, sizlerin istediği gibi alır mı sizi de götürsün de ölüm atsın yahu dedi. Yapmaz. Ona göre hazırlığını yapacak.
Sonra da çıkacaksınız, güle güle gideceksiniz annelerinizin, babalarınızın yanına. Merak etmeyin. Hı. Ama safha safha, safhalardan geçeceksiniz. Evet. Yani ne demek istedi orada? Erenköy'e gideceksin de hemen oradan çıkacaksın, gideceksin anne babana. Yok. Hı. Orada Türk harp teknikleri denilir bunlara. Hı. O harp tekniklerine göre ilk bir badireci çıkartacak. Şu olacak, bu olacak. Onun arkası gelecek, onun arkası gelecek. Kendi haklılığını da ortaya koyacak, evet. Türkiye'ye ki sen de ananın babanın yanına gidebilesin. Evet. Şimdi bu olaylar olduktan sonra milletin bir kısmı anne babasının yanına gelme ihtiyacı hissetti ve Kıbrıs'a geldiydi. Evet. Erenköy'e gitmezden önce yani. Evet, evet. Zirka'ya gitmedi. Size gelmiş miydiniz Kıbrıs'a? Yok. Gelmediydiniz. Gelemedim çünkü Ertan Tatlıcı babamın rahmetli olduğunu duydu. Hı-hı. Aynı evde kalırdık. Gombos'ta, Malyalı. Aynı evdeydik, dört kişi. Onlar bilirlerdi. Onlar öğrendiydi. Ve hasta olduğu da öldüydü baba. Şubat olaylarında ve hadise kurbanı olduğu halde daha sonraki politik nedenlerden beni sevmemelerinden bazı kişilerin neyse, bunu geçirtmediler. Ve hadise kurbanıydı. Şu anda mezarı nerededir bilmiyorum. Şeyden hastaneden kaybettiler. Ben görmedim bilmem. 7 ay sonra öğrendim ben. Ve ele kaleme aldım bir şey. Verdim. Erenköy'de öğrendiniz şey. Evet. Erenköy'e çıkıştan 7 ay sonra öğrendim ben. Şimdi burasını biraz açalım. Şimdi siz şeydeyken olaylar başladığında Türkiye'desiniz. Evet. Malyalı sizinle Ertan Tatlıcı, başka kim? Gombos. Ve Gombos. Dördünüz bir evde kalıyorsunuz. Evet. Ve Ertan Tatlıcı babanızın kayıp olduğunu yoksa öldüğünü. Kayıp değil, öldüğünü. Hı-hı. Haber aldı. Öldüğünü haber aldı. Haber aldı. Biz de o günlerde. Öldüğünü ama nerededir bilinmiyor. Şimdi şu anda ben o adamın nerede gömülü olduğunu, nasıl olduğunu bu işin bilmiyorum. Hala bilmiyorsun. Neden bilmiyorum? Kayıplar listesindedir babanız. Hiçbir yere de müracaat etmedim. Hiçbir listeye girmedi yani. Çünkü ben bu konuyu dava haline getirdim zamanında. Erbilen zamanında. Hı hı. Erbilen'de bu şeyine muhasibine hiç siktir et bu şey olmasın. Kendine büyük iyiliklerim olduğu halde. Hı. Yani işi şey yapattım. Evet. Tekrar dönelim şey Ankara'daki şey duruma. Şimdi orada siz Ethan Tatlıcı ve Malyalı falan onlar gitmişler miydi Kıbrıs'a? Gitmedi onlar da. Hiçbiri gitmedi. O şekilde. Gombos'a gitmedi. Gelmedi. Şey Mehmet Ertuğruloğlu'nu bekledik biz. Hı-hı. Çünkü evet. Ekiptik biz. Evet. Mehmet Ertuğruloğlu. Onlara çıkardı şeyini, gidiş günlerini. Hı-hı. Benimki de oradayken Mehmet Ertuğruloğlu konuştu Ertan Tatlıcıoğlu. Benimkini benim ismimi sildiler listeden. Hı. Ben çıktım. Nasıl olur bu iş dedim. Tabii bilmem babamın da diyor. Hani onlar düşündü kalacağım. Kaldığım zaman öğreneceğim ve doğrudan oraya gideceğim. Dimasol'a. Gibi düşündüler herhalde. Senin ismini çıkardı. İsmim çıktı. Ama durur mu o şeyde? Ertan Tatlıcı ve Malyalı bizimle beraberdi. Gombos bilmiyorum, Gombos'ta galiba bizim. Aynı ekipteydiniz. Ne olur siz gittiniz, ertesi ekip 80'lik gruba da girdik biz. Ha ertesi şey gruba. Ne? Sizden sonraki. Bizden sonraki gruba. Gruba. Evet, evet. Büyük. Anladım. Anladım. Hani sizin 40'lıydı. Bazı deneme, deneme niyetli bir şey. Evet, yarısı gitti, yarısı daha sonra yolladı falan filan. Neyse. Bunlar işin detayları. Evet. Ondan tekrar ayarlandı. Tekrar torununa gittiydiniz siz. Tabii. Tekrar niye yaşadın? Öyle icap etti. İşte eksiydi, şuydu, buydu. Dedim ya laf. İşte ya oldu, yer gitmedik. Bu defa yollayacağız. Seni deyin bitsin bu iş. Hı. Ben çünkü sevmez mi öyle şey? Dolan başlıyor. Yani bir şey söyleyeceksen böyle. Kulağını böyle tut. Hı.
Böyle değil. Bana politika yapmasın hiçbir dertim ben. En büyük hatamdır belki. O değil ama değildir. Ben hala söylüyorum. Direkt girebilir mi ki? Politikacı mısın sen? Hayır. Siyaset adamı mı? Hayır. O zaman adam gibi konuşacaksın. Ha, siyasiler konuşacak. Onunkini de anlayacaksın. Ha, kimin nasıl tuttuğunu, kulağını bileceğim o siyasinin. Ki ona göre hareket etsin o insanlara karşı. Şu detaylarına inen çok az insan var. Evet, şimdi şeyde Ertuğrul'u sizi ikinci gruba yazdırdı bu durumda. Tabii ben orada şeyde siz de herkes Sağ gibi bizim ha, başka kimler vardı grubumuzda aklımda kalan? 80'lik grup. Kıyamet tabii. Kıyamet gibi adam hepsi yani. Erenköy. İstanbul'dan gelenler de vardı epey galiba. İstanbul'dan gelen de Ergün Mekbiler falan filan onlar da vardı acaba. Yok. Ergünler de vardı. Vallahi hava şimdi artık şey etti. Savarona'nın olduğu grup Savarona hava ismi inandı. Oradan. Ne bileyim ben falan falan. Evet. Ondan sonra şey gittiğiniz zir kampı bildiğiniz askeri araştırdı. Zire zaten gittiydim ben daha evvel. Eğitim. İlk eğitimde daha gittim. Daha evvel. Tabii. Yani ikinci eğitime gittiydim ben. Tekrar yani Erenköy'e gitmezden evvel. Tabii. Yani o ikinci o grup için ikinci eğitime son gün çağırdılar beni. Gidileceği gün ve çıkardılar da şeyi bizim roketler yardımcısı tahsini koydular işte bana. Bir kişi daha isimleri unuttuk çocuklarım arkadaşlar. Ha, şimdi abi. Siz zir kampında eğitim yapmadınız tekrar. Tekrar yapmadım ben. İkinciyi. İkincinin bitim günü çünkü yollanacak gidecekler şey yolladıydı beni. Oraya. Yani daha evvelden sen zir kampında eğitim gördüydün. Gördük ikinci. Ne zaman gördüydün bunu? Ondan evvel işte bir zamanı hatırlar mıyım şimdi? Nisan'dan evvel ama. Nisan'dan evvel değil. Mart'ın içinde yani. Ha. Mart, Nisan tabii. O Mart'ın içinde. Ha. Öyleyse şey kampa beraber gitmiş olmalıyız da ondan sonrasını döndük. Geri dönüldü de seni çizdiler. Evet. Hatırladım o. Aslında ben de tam şey yapamıyorum. Bağlantı kuramıyorum. Eğitimde roket atar da benim şeyi kazandığımı hatırlar mısın sen? Bir karton sigara. Yok öyle bir şey hatırlamıyorum. O zaman sizinle değil eğitimi demek şeylerle yaptım. Hobileriyle. Demektir bu. Şey şimdi hipotalamus bana söyler hatırladır. İki şeye gitmedim ben. Benim ismim çıkarıldığı gibi eğitime gelmedim. Eğitime gelsem gideceydim çünkü. Evet. Demek ki doğrudan 80'lik ekibin an. Onlar gideceği zaman çağırdılar seni. Tabii tabii. Eğitim yapmadan yani çok uzun süre. Yok eğitimi yaptım ya. Yani 80'lik ilk grubundan da yaptık eğitim. Tabii yaptık. Yaptık. Anladım. Eğitim. Ondan sonra? Şakir bir gün aşağıydı neydi o şişman? Şakir Öksür. Şakir. Edip Binbaşı. Onlar döndü, dördüncü ya da beşinci grup bir şeydiler. Edip Binbaşı falan hep dedik. Yaptık. O günler geçti ya. Ondan şeye gittiniz. Anamur'a gittiniz. Anamur'a. Doğrudan Anamur'a, Anamur'da... Çıkarma tatbikatı gibi bir şey yapmış mıydın? Hiçbir şey yapmadım. Doğrudan şeylerle... Oturduk, o geçti. Botlarla... Hücum botlarla girdik, çıktık. Çıktığımız zaman geldik, bakarız. Erenköy'leri alır bizi sırtına. Evet, karaya çıkardık. Karaya çıkardık. Yolculuk rahat geçmiş miydi? 2,5 saatlik bir şey yaptık. Tabii... Biraz mide bulantısı şu oldu. Oldu herkes. İdare ettiydik. Gençlik. Çağırdı o.
geçirin yani. Çıktınız, gece kaldığınız şey Erenköy'de. Lokantanın hemen altı. Ağaçlar, zeytin ağaçlar var, onun altına. Altına kaldınız. Ya. Bu arada bir bakarım şey, helikopter geçer bilmem ne. Eğilin yere, şu falan. Kurum denir değil. Yatın batın dedi. İlçe ya. Çeşitli işte. Komutan topladı sizi herhalde. Komutan ertesi gün topladıydı. Dağıtıma başladı. Nereye verdi sizi dağıtımdan sonra? Vallahi bizim Mangacı, Hollywood Camp dediğimiz şey. Hollywood Camp. Hangisi ya hatırlan? Aklımda yok şimdi. Destek bölüğüne verdi. Köyün içinde olan Özkan Londralı, bilmem falan falan havancılar olduğu yer. İşte destek bölüğü ya. Destek bölüğü de o. Destek. Oraya verdiler. Destek şeydi işte havan toplanan şeylerin olduğu yer. Vadinin içi. Vadinin şey, içinde. Hemen yanında da. Hemen oraya gittiniz. İşte oraya hep Hollywood kampı dedik ya. Şeycik. Sürekli orada kaldınız siz? Yok. Orada kalışımız kısadır. Ne kadar? Selentepe'ye sürüldük. Ha ondan sonra Selentepe'ye gittik. Selentepe'ye sürüldük biz. Selçuklu'ya. Evreye asistirler girdi, bilmem neler girdi. Ertandat Rızalar girdi. İlk gittiğimizde ben şey verdilerdi. Bazukaydı benim. Bazuka. Onun için oraya koydulardı. Gerçi Selçuklu'da bazuka atılacak bir şey yoktu da ama neyse. Bazuka zaten orada işe yaramadı ki Selçuklu'da. Selçuk, benim bazukayı aldıydı Tahsin, yani yardımcım. Limdi'ye gittiydi. Ha onu Limdi'ye gittiydi. Yani siz şimdi orada destek bölüğünde kaldınız bir süre. Taki Yerbay'ı yollarına gönderelim. Yerbay gönderildikten şimdi, sonra... Şimdi Yerbay benim tutuklama şeyimi çıkardıydı. Niçin? Çektiydi bizi birlik olarak. Özeri neydi isimlerini unuttuk araştırırken. O İngiltere'den gelen havancıları. Özel havancı ve havancıları, Fuat. Bunları tutuklayırmış. Mangaya verdiydi bunu. Başkanı da şey bizim Caner Eyüp. İşte benim şey hocam. İlkokul 5'teki hocamın oğlu. Eyüp da sağlam çocuğuydu. Ben daha aktifydim maalesef. Öyle görürdük. Korkusuz şey Özer'le Fuat vuruyorlar beni. Eve yanaştırmazlar. Niçin? Sebebi neydi? Biz geldik tutuklayalım dediler. Tamam ama niçin tutuklanacaktı bu insanlar? Dinlemezlerdi şeyi. Çünkü Yarbay'ın bir şey bildiği yoktu zaten. Yarbay'ın söylediklerini dinlemezler, kendileri bildiklerini okurdular. Onun için o bize yeni geldik bir şey de bilmeyiz. Ben daha geldim de Caner'in mangalaydım. Dedi ki oğlum olmaz öyle şey. Gittim konuştum kendilerine. Kesinlikle o biz de ondan yana çıktık. Sen misin çıkan? Bu da ben sizi tutuklayacak. Bizi tutuklayacak ya. Şeysin yollar Teoman'ı. Dedim be Tuğman yani şimdi ben geleyim alacaksınız ben de şeye. Buna göre elimde silah var ya. Senin de var. Sen beni ben seni öldürecek mi? Ne? Sus dedi de söyledi bana. Bu akşam dedi onu sandala koyuyor yollayalım dedi de. Çıkan ortaya yarın bu akşam bu gelin köye. Mangaya da söyledi. Tuğman sana öyle söyledi. Ha, Mangaya da söyledi. Siz işte gelmeyin. Siz de katıldınız bunlara deyin. Meğer bunlar önceden hazırlanmış şeydi. Biz bilmezdik. Ama giderken de aynı gün, ya günlerdir o 2-3 gün de bunlarla karşılaştık. İmzaladığımız kağıt vardı ya ki gitsin diye falan. Neyse. Bilmem vallahi imzaladıysam. Senin ya. Yoktu da benim de imzam var orada. Bilmem. Ben bildiğim Tuğman dedi böyle mesela
Tamam kardeş, ayıp ettin dedi. Gelmeyin köye, ne oldu ha burada? Dondurularını yer içerik biz. Evet. Ben geleceğim, nasıl sayacağım, onu da götüreyim yanına. Evet. Yani beraber harbe geldik. Evet. Saçma biz sapan kendi, işler onlar. Kendi kendimizi mi yiyecek ya? Saçma sapan işler neyse. Evet. 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 Şeye girelim. İşte o halinde öyle. Yarbay yollatıldı. Gördüydün, madem köydeydiniz, yarbayın yollatılışını görmüş müydün yoksa yok, görmedin? Onu görmedim çünkü o gece o biz yollayacaktı. Yani Tuman o var. Ondan sonra şey kaldı, Üsteğmen bölgenin komutanı. Üsteğmen ha. Ali Hatun bölgenin komutanı. Evet. Ve sizi şey Selçuklu'ya yolladı. Selçuklu'ya yollayışımız daha sonradır. Hı hı. Yani bir süre sonra şey, Limni diye adam yollar, şu yapar, bu yapar. Hı hı. Kaldıydık biz, şey Caner komutan, o başka yerlere gönderildi. Hı hı. Ben kaldıydım yalnız, kime gireceğim? Ertanların böyle şeyi, Mansura'dan evet, onlar gelirdi bu tarafa. Hı hı. Onlara sürdüydü, askeri esas. Hı hı. Sürüldüydü. Biz de bulunduk arasında bu defa. Onların ekibe geldiydim. Evet. Ve Veleddin, Aydın Veleddin. Aydın Veleddin. İsim abi. Onu Aydın Manga. Hayır, bizim mangayla şeyin, Asidinkiler, Ertan'ın manga. Birleştik, yeni bir manga çıkardık. Evet. Ortada. Komutanımız kim idi? Şeydi. Aydın Veleddin. Aydın Veleddin, rahmetli. Kısım komutanı ben, şey de oydu. Ve gittiniz şey. Evet. Asir'in meğer ki şeyi var, ismi var oralarda. Rest mangası diye. O zaman. Neyse şey, Selçuklu'ya o şekilde gittiniz. Selçuklu'ya gittik öyle. Tabii o da şeyin Kartal Tepe'nin altındaki o. Evet. Patikacıklardan biliyorum öyle bir de. Yukarı doğru gittiniz. Şey, gittik köyde şey, köy. Şey karşıladı. Şişman. Atilla. Yok. Kenan. Ha. Supi Kenan. Kenan Supi. Supi Kenan. Oydu zaten, bildik başkanı. Hı. Yardımcısıydı. Hı hı. Esas komutanı da o. Evet, o işte. O zaman. O da işte şeydi ya. Evet. Neyse. Çıktınız yukarı. Okula koydular bizi ilk. İşte zaten bir bina olarak okul var. Başka okul. Bir şey yok. Ha. Başka bir bina yok. Evet. Ondan sonra harp oldu. Harpta ha, şeye, gittik. Savaşta şeydeydiniz. Yüksek, oradaydık. Yüksektepe'deydiniz. Yüksektepe'deydik. O konuya birazcık açalım o konuyu. Yüksektepe'de birkaç 20-30 kişi vardınız o zaman. Üç mangaydınız. Fazlaydı tabii. Üç manga. Yani hatırlamam o kadar. 3-4 yani fazlaydık öyle. Böyle bir büyüyecek bir kaya vardı. Onun altında böyle düzlükçe bir yer. Şimdi, evet. Karşıda kayalar böyle. Kayalar inerdi köye doğru. Hı hı. Sol tarafta. Sol tarafta. Evet. Zaten. Yani dağ bakan yönde sol tarafta. Kalktığında Rum hücumu peşinde. Hı hı. Ne taraftan saldırdıydı size? Şimdi ilk çıktık Ertan'dan çıktık yukarı. Hı hı. Yani karargahın olduğu bölüm. Evet. Onun üstündeki kayalara çıktım, durduk, atış yaptı her tanıma şeydi. Bakarım abi bir şey görmeyik, bir şey yok, ağaçlar maaşlar sadece. Evet, ağaçlık kızarsınız evet, olma. Sonra komutandan emir geldiydi aşağıdan, dikkatli olun, zaten geceden geldiydi o. Bunlar hücuma kalkacak, büyük güçtür, gelin sabah. Keçi dahi görseniz, keçi, ateş edin dediydi o gece. O geceyi atlattık. Ertesi gün başladı hemen, sabah sabah. Sabah sabah. Başlayınca ne yapacaksın? Önce havan toplarına başladın. Gittin oturdun karargaha, karargahta mı kalacaksın? Harp edeceksin. Hı-hı. Peki harp edeceksin ama yalnız buradan mı gelir bunlar? Evet. Sol tarafı? Evet. Evet, sağdan gelemez ama sol gelir. O kayalar da olmak lazım. Arkandan sarabilir seni. Evet. Değil mi? Büyük güç olduğuna göre yapar. Evet. Harun onu yapar mı? O ayrı konu. Hı-hı. Şimdi biz sol taraf Aydın'la beraber mangayı bizim sol tarafa tutalım dedik. Hı-hı. Aydın da yanımızda. Aydın yanımızda. Hı-hı. Aydın meraklı. Hı-hı. Allah rahmet eylesin. Hı-hı. Tabii içine öyle geldi. İlle şeye gidecek. Merkeze.
merkez dediğim karargaha. Daha öğrensinler. Aydın boş ver. Gitme. Bir şey olursa buradan biz görürüz zaten. Gitme. Çok ısrar ettim. Rahmetli gene dayanamadı gitti. Tam o gitti. 5-10 dakika sonra bizim 5-6 metre ötemize havan düşmeye başladı. Ve alıştırdık havanın şeyini bileyim. Tabii. Çıkar. Eğer sesini duydu mu bir şu başındadır. Değilse de ıslığını duyan falan yerdedir. Başladık artık onlara biz de havanlar başlayınca. 5-6 metre ötemiz o havan. Macaların aksına atık. Kafamız yine ona taraf. Korurduk başımızı. Yani ayağımızı vermezdik o tarafa. Ondan sonra o havanın atışında şehir olduydu Aydın. Yok. Aydın şeye gittiğinde rahmetli karargaha. Biz de gidiyorduk ya. Bürhan vardı şey. Londralı o da. Uzun boylu. Uzun boylu. Kafasına taktı şeyi. Miğferi. Miğferi. Miğfer parlar. Böyle dedim ben. Ne dedi bu miğferi takım? Endiriye açıklar dedim ben. Ne? Parlar be dedim. Nişan alacaklar. Sonra vuracaklar bizi. Kayadan görmez senin başını ama. Bununla görür. Çıkardı. Çıkardığı an böyle hızzz diye geçti tepkisiz. Ve gitti Asaf Tepe'ye. Düştü. Gördün dedi beni. Onun arkasına da duyarak o anda havanlar düştü. Aydın'ın şey olduğunu, yaralandığını duyarak. Acil olarak Aydın'ın... Yanına gittiğiniz Aydın'ın. Tabii aldık kendini. Zeka, Doktor Zeka. Ben esas o itibarıyla. Aldık. Eşek vardı. Eşeğin sırtına... Bu şeyin yaralanmasını bir arkadaş sırtına şey saplandı dedi. Havanın o kuyruk kısmı. Onu bilmem. Onu görmedik. Görmedin yani sen. Onu görmedik. Onu demek ki düşürdüler. Çıkardılar da ama. Esas parça şarapnel girdi içeri. İçeri girdi. İçeriği parçaladı yanına. Geldiğinde aldık biz Zekayla indik şeye. Köye. Köye. Köyde bir respirator yedik. Doktor uyuyor var ama söyledi de bitti de program bir şey yapamayız. Hiçbir imkan yok. Genel hastane olsa bileyim çok zor bir pozisyondur dedi. Doğrudur da. Ne olacak bu? Hiçbir şey yapamayız. Dedi. Orada öldü. Rahmetli oldu ya. Yani. Şahit oldu. Oradan aldılar götürdüler. Sen tekrar tepeye çıktın ondan sonra. Zeka ile ben aldık. Götürdük. İkimiz gömdük kendini. İndiniz köye. İndik. Erenköy'e. Evet. Şeyden aynı yoldan. Geldiğimiz yoldan yoksa Alevgo yolundan. Yok. Aynı yoldan. İndik. İndiniz aşağıya. Zekayla beraber. İşte şehitlik falan. Şu anda şehitlik olan yeri gömdünüz. Oraya gittik. Kimler vardı bilmem başka. Ama sonuçta elbiseleriyle olduğu gibi gömdük. Olduğu gibi. Elbiselerle. Ben aşağıdaydım. Zeka itti bana verdi. Yavaş yavaş aldık aşağı. Beni. Zeka biraz şişmadı ya inip çıkmazdı. Çıkamazdı. Zeka mahir. Yüzüne ev mahir. Üzerine toprağını attık. O artık neyse. Fatiha okuduk. Çıktık. Çıktı. Tekrar. Çıktığımız zaman da neyle karşılaştık? Bizim manga yolladı şey oradaki komutayı elinde tutan aşağıya hani köyden evvelki tepeye Sarıtepe. Sarıtepe orta yerde. Ha orta yerdekine. Bilirim. Göndermiş. Ne olacak dedik şimdi arkadaşlar komutanımız da gitti. Sen ne dersen o olacak dediler. Askerli nizam yerde. Bilin de uygulardık biz. Evet. Kısım komutanı olarak sen de söyleyeceksin artık ne yapacağımızı. Tamam dedim. Dikkat edelim. Burası gündüzün apaçık ortada. Oradan ne tepesiydi o yüksek tepe. Asaf Tepe mi? Asaf Tepe. Asaf arkadaydı. Hem oradan görünürük. Hem şeyden bayrak Alevgaya'daki bayrak tepeden falan filan. Alevgaya. Bir daha Kartal Tepe. Bayrak tepeydi o. Ha, Kartal Tepe. Kartal Tepe bizdeydi de karşısında mafsizliği vardı tabii. İşte o yüksek tepeden görünür.
Ve şimdi bu insanlar gelecekse geri ki dayanamayacaklar burada. Hı-hı. Görürük biz nasıl dövülür. Şey. Gelecekler bu insanlar. Bu dediğin gece olur tabii. Tabii. Geldiği zaman bu insanlara sakın izin vermeyin burada yatsın. Aksi takdirde burasını da dövecek bize. Yanımızdaki yüksek tepede de mesecek bizi. Burada. Onun için bizim görevimiz gelen arkadaşlara yardımcı olacak, aşağı insinler, gitsinler. İnan o duruma girdik o gece. Sabaha doğru artık kaç karardı o. Döndüydü arkadaşlar yani. 2-3 manga, 4 mangaydı neyse orada hepsi geldi. Ölü gibi tabii insanlar. Bir taraftan bütün gün harbetti. Havanlarla dövüldü. Bir yandan yol geldiler ölü gibi. Silahlarında. Silahlarıyla beraber girleme usulüne girdik artık. Çünkü kaç karardı göründük dövülecek. Tabii dikkat yok ki gittik gitsinler. Ona göre girleyerek adamları indirdik. Takatları yolu. Arkada bir mağara vardı. Şeylerimiz de çantalarımız da oradaydı. Ki o çantalarda biz paskoplarda gavur önüne girdik. Her şey okuldaki. Okuldaydı çantalar mı yazdın? Okul değil. O kendi çantalarımız. Yanımızda taşıdık. Hindiydi. O çantalardan zaten pasportumuz çıktı. Hep topladı etti. Ondan sonra biz Recep Ergün ismini ben orada aldım işte. Dönüşte. Türkiye'ye dönerken. Halbuki orada pasportumuzda yazar işte Recai Ali Muammer. Biz Recai Ergün olarak çıktık. Ve gelecek Türk subayı oldu adımız gavurda. Caymaz'ın babası bir balığıyla halletti o işi. Bir cephal götürdü Karagulle'ye. Hepsi rüşvetçi. Karagulle bizim işimizi halletmedi sadece. Benim işimi halletmedi neyse. Etmedi. Neyse. Bize Caymaz'ın babası Meyhaneci Mustafa, Allah rahmet eylesin o da, hallettiydi bana ve geldim bir sene sonra. Neyse devam edelim gene. Ondan sonra tabii bu dediğiniz herhalde yedisinin gecesi olur, ertesi günde sekizi olur herhalde. Tabii, ertesi gün yok. Şimdi biz Asaftepe'deyken siz inmiştiniz artık Erenköy'e. Sekize daha gelmedik. Şimdi indik köye. Ondan sonra o Erenköy'e döndük. Komutanım bir emri de birer koymuş. Bomba. Bomba yanınıza alın. Bir bazıları der mermiyi ters koyun bilmem ne söyleyeyim o mermi tersi olmaz dedim öyle şey. Silahı ters çevirin yanınızı vurun. Neyse yani intihar edin gibi bir şey işte. Hani İlki vurun karşınızdan ne kadar vurursanız sonra da bombanızı patladın. Kendiniz söyleyin. Ondan yani Türk ordusunun şeyidir bu. Zaten zaten istesen istemesen bir de o var. Yani böyle bir evi bize gelmemişti ama nasıl oldu? İşte. Aşağıda öyle geldi. Ben hiç duymadım yani öyle bir şey. Ben de görmedim ama duyduk. Herkes öyle diyor. Şey, yok savaş içinde ben öyle bir şey duymadım yani de. Tabii savaşın içinde zaten kim ben de söyleyeyim. Erenköy'e döndük. Geldiğimiz anda bunu Erenköy'ün içinden duyarak biz. Anladım. Ama bizim zaten iki tane bomba her zaman vardı. Evet tabii tabii. Şeye geldi Erenköy'e gelin çekilildi. Orada ilgimi çeken de vardı biliyor musunuz? Biz gene tepeye çıkarık. Erenköy artık koruyacağız. Birinci bölüye doğru. Yok o zaman üçüncü bölük. Ha o şeyin 3 ile 5 Fevayet Tepesi ile şeyin arası. Kartal Tepe'nin altı. O bölgedeydik. Ama aşağıya indik köye. Köye uçaklar bizim şeyi bombaladıydı ya. Yaşayan boyu. Yok şey ya. Erenköy'ün. Erenköy'ün Mansura'ya. Mansura tarafında kanatlı haygan dedik yine. Bunları gördü uçak geldi
geçti. Hı hı. Sonra fark etti. Ha, şimdi siz de, şimdi geldiğinizde, şeyden çekildiğinizde beyaz biz, şey, çarşaf getirdi. Beyaz bez serdi. Bezler. Bezleri serdik. Hı hı. Övümüze. Övümüzden sonrası artık bombalanacak. Düşmandır. Hı hı. O zaman siz şimdi kaçıncı bölüğe girmiş oldunuz bu duruma göre? O durumda bölük mölük yok. Yani şimdi son orası son dördüncü, beşinci bölük. Üçüncüyle, üçüncü bölükte dördüncü bölük arası. Büyün arası. Ha. Mofsili'ye bakan. Mofsili'ye bakar. Bakan tepelerin evet. Üstündesiniz. Zaten evet. Orada çok şeyler daha önce yaşadıydım. Evet. Oradan indik. Ha, uçaklara da tahmin ediyorum ben o bezleri gördüğü için yanlış bombalama yaptı. Onu anladı. Ben denize gözümüzün gördük yani. Ve bizim göre bir şey olmadıydı. Onun arkasına uçaklara baktık. Her taraf artık halledildi. Bombalamaya bak. Bu tabii öğleden sonra kaç gibi olur? Şimdi ilk gün geldiğinde bir gün evvel yani bombalamadan beşte birinci gün. Geçti. Geçti. Bombalama yapmadı. İlk gün geçtiğinde bombalama egzozunu patlattıydı, ne yaptı? Bir şey yaptıydı. Hatırladığım evet. Kadarıyla. İlk gün geçtiğinde keşif uçuşu yaptılar, gittilerdi. Işte. Keşifti belki. Hı. İlk gün yani geldi, selam da verdi, kaçtı. Hı hı. Biz sevindiydik. Tabii ondan sonra dendi bize beyaz çarşaflar işte. Kondu. Ve serildi. Serildi. Arkasına ertesi gün sabah sabah, sabahın beşinden girdilerdi. Yani. Beşinden başladılardı artık. Bombalamaya günlerine. O günden başladılar bombalama. Yani geldi uçaklar, keşif uçuşu falan. Bir yarım saat, bir saat sonra evet. Diğerleri geldi. Bombalamaya başladılardı. İşte o saat. Neyse evet. Evet öyle gitti işte. Geçmiş gündür onlar. Ama eğer uçaklar gelmeseydi İnönü'nde dediği gibi dört gün sizin mevzilerinizden ayrıldığınız gün telgraf çektiydi ya. Neyse. Dört gün sonra Yunan askeri gelir. Merak etmeyin dedi. Önümüzde zaman vardır. Türk ordusu da gerekli tedbiri alır. Efendim meşhur bir lafım vardır. Türk ordusunu beklersen umutların yitirildiği gün oradadır. Hangi konu olursa olsun. Bu en iyi şekilde araştıracak. Ona göre yapacak. Yani hata yapmaz. Ordu. Ve bunda da yapmalıydı Erenköy'de de. Evet oldu ertesi gün artık. Ertesi gün Yunan uçakları denen bir şey var. Onu nasıl siz gördünüz? Tabii daha önce Yunan uçağı olduğunu bilmiyorduk da. Yunan uçakları bombaladı ya Erenköy. Dört tane İngiliz uçağıydı onlar. İngiliz'in tabii şeyin kimin olduğunu bilmiyoruz biz sadece. İngiliz bayrağı. Hani iki taneyi düşürdü, iki taneyi götürdü Türkiye'ye o olay değil mi? Bilmiyorum işte sizin gördük yani sizin şehit olduklarınızı soruyorum ben. Yani şimdi ben birinci onlara şey günü, 8 Ağustos günü tamam. Bombalama başladı akşamüstü. Ertesi gün, siz şimdi neredesiniz? Dördüncü bölük bahsettiğiniz o yerdesiniz, tepedesiniz. Ondan sonra ertesi günü iki uçak geçti falan filan bombaladı. Kimisi dört der. Ondan bir şahitliğiniz var mı? Bir gördüğünüz bir şey var mı o günlerde? Şimdi o olay şey var ya, futbol sahası. Hı hı. Onun yanında galiba annemiz vardı. Evet. Orada olmuş bir olaydır. He. Ben onu, biz uzaktaydık. Onları göremedik biz. Hı. Anladım. Ama söylentilere göre işte orada bir arkadaş oluyordu. Evet. Ama dört uçak diye hatırımdadır benim. Hı. İkisi düşürüldü. İkisi alındı, Türkiye'ye götürüldü. Tabii şahit olduğumuz bir şey yok tabii. Şahit olduğumuz bir şey var mı? Orada yok, yok. Yani düşürüldüğüne dair. Söylentiler olur mu? Söylentilerdir.
Hı-hı. Onu ama biz Erenköy'e geldiğimizde karşıdan şeyler, hücumlar, bombalar da Erenköy. Evet, Erenköy'e ve Asaftır'ı. O bombalamalar durduydu. Demek ki batırdı onu. Evet. Onu batırdı. Şimdi tekrar gelemediler. Evet. Onlar. Şimdi şey artık savaş bitti. Ondan sonra bir iki gün sonra zaten yavaşladı. Artık ikinci fasıl başlar. Günlük yaşam. Günlük yaşam. Günlük yaşamdan aklımda kalan böyle ilginç, anlatabileceğim hepsi şey var. Hepsi ilginç zaten. O yani birkaç tane. Çünkü tiyatro oynamaya başladık. Bir çeyreklik bir zamanımız var. 15 dakika. Tiyatro artık. Çünkü yemeğimiz var, içmemiz var, her şeyimiz yerinde. Ne vardı? Yalnız ailemizi görmeme var. Aradan geçer bir sene kadar bir zaman. Bu devre içerisinde bir takım olaylar haliyle olacak. Ya seninle ben kavga edeceğim. Değil mi? Ya kardeş kavgaları başlar. Ya isyan edeceğiz. Ama komutan da Ali Aziz bu bilincinde ve kendi kendine aradı. Bir şeyler yapsın kursun ki idare edebilsin. Ali Aziz ile Rıza Vuruşkan. Rıza Vuruşkan. Evet. Ali Rıza Vuruşkan değil mi o? Evet evet. Ali Rıza Vuruşkan. Kısaca Ali Aziz dedi. Ali Aziz evet. Şimdi o da kendine göre aradı, oluştursun bir takım ekipler. Daha sözde bir isyan yaratsın. Sözde şeyle askerle öyle diyeyim kendi arasında köylü arasındaki ilişkileri düzenlesin. Ama ben o zaman baktım bunu şekilde yapın. Yok ya yani komutan öyle bir şey bizi yatıştırmaya çalışır diye. Yatıştırma için. Ama bizi yatıştırdı yani öyle çatıştırma diye bir şey düşünmüyorum. Yani. Yok ya çatışma değil bu. Ayrıştırma diyorum. Yani bizleri ayrıştırarak yönetme politikasına girdi. Evet olabilir. Ama harp yerinde ayrıştırma kadar kötü bir şey de yoktur. Çünkü herkesin elinde silah var. Nitekim gördük. Ondan sonra isyanları. Kendine kadar nasıl silahlar kimler sıktığını. Hepimiz biliriz. Ben orada karşı durdum. Bu yapılan yanlışa. Yapılacaksa bir şey adam gibi yapılır. Nedir? İsyan. İsyandır. İsyanın komutanı olur. Senin de cebeye de bırakmak doğru bir şey değil ya. Yani. Tamam işte orada birleştik zaten komutana. Dedim şart. Bu insanlar şu inecek. Aşağı inecek ya. Bunun adı yok yani. Bunlara yer verecek. Girecekler. Silahlarını vermeyecekler. Belli bir süre. Ondan sonra silahlarını verirler. Ben ver dedim. Sana karşı kimse durmaz. Burada. Ama adam bizi bundan ötürü çekti bir şeye. Bir yüzbaşı hem üsteğmen şahit kendi de albay vuracaktı beni. Dedim yok. Yok öyle bir şey. Hayır. Onu ben yaşadım ya. Kendi de ifade etti bana. Sonunda. Ondan sonra harp sahasında isyan ettim diye. Hayır isyan değildi bizimki. Bizimki komutanlığa yardımıdır. Yani şimdi Aktan isyancıdır. Behçet Hoca isyancıdır. Düşün. Efendim Türker Sazcı Sabri. Şimdi siz de... Yok. Anladım da siz iki şey destek bölüğündeydiniz Kenan yoksa dördüncü hangi bölükte kaldınız? Biz birinci bölükteydik. Birinci bölükte. Birinci bölükte ile beraber diğer bölge bölüklerinin bütün bölüklerden birer ikişer adam aldıydık. Bölük komutanınız kim idi? Birinci bölükte. He. Kemil. Kemil. Kemil Nuri. Kemil ondan sonra ayrıldı da Keço'yu uğraşırdık. Olsun ki Keço'ya dedik hadi. Başlıydı başlıydı, Aspro'ya gittik. Çünkü Keço'ya yaptırmak istediler isyanı. Bak, adı isyan, isyan değil. Bunu yaratmayacak. Çünkü köy zaten durduk şeyin içerisinde. Ben ne yaptım komutana? Dedim bak birinci bölüğüteyim, durumumuz bu. Buraya bir şey yapalım. Kademeli tiyatro salonu.
yeri düzelttik ve sağ değildi. Sırf geçiştirelim. Tabii, şey tamam. Geçiştirelim bunları. Oyalanma olsun. Ne gün kaçacağın belli olmaz. Şey diye vardı bu. Esbam gazetesi vardı. O gazeteyi hatırlıyor musun? Esbam gazetesi bir gazete çıkarırlardı. Öyle bir şey hatırlamam. Erenköy'e gittin de şey gittin mi Erenköy'e? Şeyden sonunda. Beni yönetim kuruluna aldıklarında bir daha gittim. Ha ondan evvel politik olarak 75'te gittim. Şeyde orada şey Esbam Gazetesi'nin ünlü saları var. Orada benim de bir yazılarım falan neyse. Ve işte yani uyalanması için milletin öyle bir yol izlendiği. Hiçbir şey gelmedi. Ama yok dağıtılır, çok büyük oranda dağıtılan bir gazete değil diye. İşte çıkarılırdı. Gezdirdi mesela her böyle birer nüsa götürüyor. Herkes görür bir görür. O şekilde yani. Hiç görmedim onu. Böyle bir macera. Evet. Dönüş nasıl oldu? Vallahi dönüşte gittik gene şeyi neydi adı? Şefik. Şefik? Şey komutan ya o. Şişman. Edip lan beraber olan. Aha. Tahsin Binbaşı mı? Yok yok yok. Edip komutan. Evet. Hem o Şişman Şükrü. Hı hı. Şükrü karşıladılardı bizi. Hı, şeyde gemide. Ya. Sanki da bilinmiş gibi isim isim. Aradı Aktan'ı, beni, şeyi, Behçat Hoca'yı. Hı hı. Bizim ekipçiyi. Hı hı. Siz dedi yukarı. Hı hı. Geldi de bize nasihat etti. Hı. Yukarıda. Sizleri büyük isyancılar dedi. Aşağıda dedi isyan çıkarmayın yine dedi. Geri. Yukarıda. En yukarı o düzü. Ne istersek daha geldi dedi demri. Halbuki biz koruluyduk. Şöyle. Para verdiler de mi şey, Ergün size gemide? Gemide? Hı. Hiç hatırlamam onu. Zaten biz paracıl değildik ben sana söyleyeyim. Yok ya şimdi beş parası adam göver diyecek şeyin. Ankara'nın orada sana olacak parası. Ankara'ya gittiğimizde vermeye başladı. Ankara'da mı verdi? Ankara'ya. Yok o burs murs hikayesi başka. Ankara'da para verdiler ki parasız gitmeyelim diye. Vallahi onu hatırlamam. Hatırlamayız. Ben söyleyeyim. Çünkü ben neyi bilirim? Gittiğimizde şeye indik. Mersin'deydik. Mersin değil. İskenderun. İskenderun'a indi. İskenderun. İskenderun'a aldı bizi o şey. Otobüsle. Otobüs götürdü. Siteye, Ankara'da site yurduna. Site yurduna güvertiler. O güvertti oraya. Ondan sonra da şeye gittik. Maltepe yurduna. Maltepe. Ondan sonra kendimler başka da seni özetlemedim. Oldu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka ekleyeceğim bir şey var mı Ergün Bey? Ekleyeceğim. Kıbrıs Türk'ü bugün